Arkadaşlar merhabalar Hedef 10.000 serisinde kenar ortağıydayız konu anlatımı tamam e, yorum soruları klasik böyle sorular Tamam şimdi de Hedef 10.000'e 10 yönelik kesinlikle zor olmayan ama bize yorum katacak sorularla bir 4 sayfa yapacağız arkadaşlar sonra inşallah bunu bittikten sonra da açı ortağı kenar ortağı yeni nesilleri çözeceğim yani ya siz çözdüğümde izlemiş olacaksınız Eğer Yoksa da merak etmeyin inşallah gelecek yavaş yavaş. Yani yıla yaymaya çalışacağım. Hepsini böyle yazdan bitiremeyebilirim. Çünkü diğer işler de oluyor. O yüzden konuları tamamladığım için de içim rahat. Mümkün olduğunca seviyenizi yukarı çıkarmak için elimden geleni yapacağım. İlk soruyla başlayalım. Kenar Ortay'da arkadaşlar mevzumuz nedir? Konu anlatımını en baştan yapmıyorum ama söyleyeyim. Kenar ortaydı arkadaşlar. iki kenar ortayın kesim noktası kesinlikle ağırlık merkezidir. İlla üçünü çizmeye gerek yok. Bir de arkadaşlar ağırlık merkezi kenar ortayı 2'ye bir oranında bölüyor. Bu bilgileri bilmemiz ilk etapta yeterli. Haliyle ağırlık merkezi dediği için hemen buraya bakın. 4'ü yapıştırabiliriz. Buraya da 3'ü yapıştırabiliriz. 3 4 5 üçgeni olmuş oldu burası. Haliyle kenar ortayın kenarları 2'ye böldüğünü sakın unutmayın. 5 olmuş oldu. İlk sorunun cevabı AC 10 geldi böylece. Gelelim ikinci soruya şimdi. İkinci soruda ne demiş bakalım? G ağırlık merkezi, BG 20 santim, GC 16 santim. AG nedir diye soruluyor. Şimdi bakın burada böyle bir kenar ortay çekersek kenar ortay zaten kenarı ikiye bölüyor. Sonra arkadaşlar buraya bir T noktası dersek muhteşem üçten dolayı GT, AT ve TC eşit. Haliyle GT 10 olduğu için AT 10, TC de 10, 20, 16, 12 x'i bulmuş olduk. Kenar ortay formülü arkadaşlar. kosinüs e, teoremle de yapabileceğiniz bir şey. Yani formülü ezberlemek zorunda değilsiniz. Gıcık bir formüldür. Ama ben hocam formülü ezberlerim sorun de değil diyenler için ben şöyle göstereyim. Önce formülü yazayım. B kare artı c kare eşittir. A kare bölü 2 artı 2 ve A kare. Bunu ben ezberleme biçimimi de söyleyeyim size bu arada. Diyorum ki normalde bu bir Pisagor formülü olsaydı b kare artı c kare eşittir a kare olurdu. Ama Pisagor formülü değil kenar ortay formülü. O zaman bir v a kareyi ekleyeyim diyorum. Sonra hangisinin altına iki hangisinin altına e, üstüne iki yazacağımı nasıl ezberliyorum. Diyorum ki kenar bölünüyor bunun altına 2 gelsin. Kenar ortay bölüyor bunun soluna gelsin. Bu şekilde yani ezber uydurup bir kavram ama ezberleme biçimim. Siz de isterseniz böyle ezberleyebilirsiniz. Bunu söyledikten sonra hemen sorusuna bakalım. Kenar orta uzunluğu sorulmuş bakın burada direkt hemen yapıyorum. Formülümüz ne? Pisagor yapar gibi önce 81 artı 49 eşittir. Sonra kenar burada 8 karesi 64 2'ye bölüyorum. 2x kare arkadaşlar. 32 bakıyorum. 32, 49 çıkacak. 98 eşittir. 2x kare olacak. x de buradan gördüğünüz gibi 7 gelmiş oluyor. Kenar ortayı olduğunu anlama metotları var. Bakın onları bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Şimdi iki kenar ortayın kesim noktası kesinlikle ağırlık merkezidir. Hatta burada illa size üçgen vermek zorunda değil. Şöyle bir dörtgen iç bükey de olsa yine burada böyle arkadaşlar bir ağırlık merkezi olur. Sonra iki bilgi lazım bize. İkincisi böyle bir kenar ortay varsa ve bu kenar ortay ikiye bir oranında bölünmüşse bakın iki bilgi bir ikiye bir oran var bir de kenar ortay var bu yüzden arkadaşlar kesinlikle bu da ağırlık merkezidir bir kenar ortay başka bir doğru tarafından bakın 2'ye bölünmüş ikiye bir oranında bölünmüş haliyle kırmızının kenar ortay olduğunu vermemiş ama kırmızının ikiye bir oranında bölündüğünü vermiş o yüzden arkadaşlar evet G noktası yine ağırlık merkezidir. Kenar ortay olduğunu söylemiyor bak burada. İki tane yeşille göstereyim. İki tane birbirine ikiye bir oranında bölen doğru da kesinlikle üçgende ağırlık merkezini oluşturur. Bu yüzden buralarda böyle kenar ortayları göstermek lazım. Kısacası iki bilgi olacak. Bu iki bilgi varsa tamam ağırlık merkezi olur. Şimdi bakalım buna göre sorulara. A, B, C, bir ikiz üçgen demiş. İkiz üçgende ah pardon. İkiz üçgende arkadaşlar ne diyeceğiz şimdi burada? Bir kere kenar ortay aynı zamanda nedir? Yüksekliktir. Hatta lazım değil bu soruda ama açı ortaydır. Ve ağırlık merkezi olduğu için 15 olacak. Kenar böyle 2'ye bölünecek. 15 çarpı 12 bölü 2'den 90 olmuş olacak arkadaşlar. Kolay bir soru aslında değil mi? Sıkıntı çıkarmadı gördüğünüz gibi. Hemen diğerine bakalım. Burada ne demiş? bir üçgen verilmiş. Ee, sonra ne diyor? Ah GE2 ağırlık merkezi var. Evet ağırlık merkezi varsa arkadaşlar hemen orada şuraya 4 demeliyiz. Bir de dikten dikindiğinde istediği konu olsun öklidi bir yapmak lazım. Bu yüzden AG'de 2 kök 2 4 çarpı 2'den sonra ağırlık merkezinden dolayı kök 2. Ama lütfen şeyi de unutmayın bakın muhteşem üçlü. Çünkü AD bir kenar ortay işaretle BDDC'yi. Sonra yine muhteşem üçlüden AD'nin de böyle 3 kök 2, BD'nin de 3 kök 2 ve DC'nin de 3 kök 2 olduğunu lütfen görün. Bu şekilde BC'de 6 kök 2 gelmiş oluyor. Burada bak ağırlık merkezi dememiş ama lütfen ezberci olmayalım bunlarda. Yani neyin nereden geldiğini görün. Burada hemen ezbere ağırlık merkezi demiyorum. Diyorum ki bakın 1 doğru 2'ye 1 oranında bölmüş, bölünmüş. Bu, aynı zamanda kenar ortay. Haliyle F noktası bundan dolayı bu iki, iki bilgiden dolayı ağırlık merkezidir. 3 olacaktır. 3, 4, 5'ten dolayı burası 5 olacaktır. E madem burası ağırlık merkezi kenar ortay buradan geçiyor. X de 5 olmak zorunda. Burada hemen bakıyoruz ne verilmiş. Üçgenin içinde farklı bir durum var. Bu var. Bir de bu var arkadaşlar. O yüzden burada ben aslında şunu birleştireceğim. K noktası büyük üçgenin değil. ABE üçgeninin ağırlık merkezi bu yüzden evet burası 6'dır. Bunlar arkadaşlar böyle basit buralarda ama önemli olan bunları paralel kenarın eşkenar dörtgenin karenin çemberin içinde falan görmek. O yüzden açı ortay kenar ortay çalışırken Allah Allah ya bu kadar da zor değil yani niye bu kadar abartılıyor denecek konular. Evet gerçekten öyledir. Ama devamında iyi uyarlamak gerekiyor. O yüzden lütfen hani bir test çözerim iki test çözerim yeter demeyin. Görme alışkanlığı geometride çok önemli. Şimdi sınavda çıkan bir soru, güzel bir soru. Ee, kesinlikle gördüğünüzü düşünüyorum önceden de. Yine birlikte bakalım. AD kenar ortay, BE kenar ortay, G bunu bu yüzden ağırlık merkezi arkadaşlar. Sonra P noktasına lütfen dikkat edin. Şimdi BD ve DC birbirine eşit ya. Burada bakın şu BG'ye ve BC'ye bir odaklanın bakalım. Şöyle bir GC'yi birleştirsek P noktası aslında BGC'nin ağırlık merkezidir. Bu yüzden arkadaşlar şu PD X bölü 2 olur. Sebep göstereyim bakın şöyle ufakça. Bak bu bir kenar ortay. Şu da bir kenar ortay. Bu yüzden P noktası ağırlık merkezi oldu. Böylece X bölü 2 oldu. Büyük üçgende de G ağırlık merkezi. Bu yüzden A, de 3X bölü 2'nin 2 iki katı olacağı için 3X oldu. Totalde 3X, 1.5X daha 4.5X yaptı arkadaşlar. Neresi? AD'nin tamamı. Peki AD muhteşem 3'den dolayı fark ettiniz mi? 9'a eşit. Sonuçta BD, DC ve AD birbirine eşit. Bu yüzden arkadaşlar X 2 birim uzunluğuna sahipmiş Şöyle orası çıkmadı herhalde bir göstereyim. Tamam böyle işlemleri yaptım sadece. Yoksa şekil üzerinde çalıştık. Şurada sadece işlemleri yapmış oldum. Şimdi bakalım buraya. Dokuzuncu sorumuza. Şöyle bir kaydırayım hafif. Soruyu düzgünce görün. Evet bu sorumuz. ECB açısı kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi rahat bir soru. Zaten karma örneklere kadar yine çok zorlamamaya çalışıyorum. Bu hedef 10 binlerde bile. Çünkü burada geometride Ta ...tabandan tavana gitmemiz lazım. Sadece bodoslama zor sorular muhakkak açık bir yerler kalıyor. Hiç riski atmayalım. Kolaydan zora her şeyi hallederim güzelce. Daha doğrusu mevzu şu. Benim anlattıklarımla sizin herhangi bir soruyu yapabiliyor olmanız. Çünkü arkadaşlar sınavda çok orijinal sorular soruyor ÖZCM. E. İstediğiniz en iyi kaynaklar olan acili apotemi çözüm fark etmez. Çok ciddi şeyler katar. Ama sonuç itibariyle bu katılan şeyler... ...bizim böyle anlattıklarımızla birleşip, sizin yorum üretmenizi sağlaması gerekiyor. CE, EF'nin 3 katı. Burası A, o zaman burası 2A. Demin dediğim gibi, bir kenar ortay var aslında burada. Daha doğrusu orta dikme var. Kenar ortay demek de çok doğru olmayabilir, üçgen yok çünkü. CE bir kenar orta dikme, aynı zamanda F de bu kenar orta dikmeyi ikiye bir oranında bölmüş. Bu yüzden sen bu AC'yi birleştirirsen evet F noktası ağırlık merkezi olacaktır. İki bilgi birleştiğinden dolayı. Artık burası da böyle 2K'ya K olur. Bir kenar ortay yükseklikse aynı zamanda nedir? Açı ortay. Bu yüzden AC, AB'ye eşittir. Bu bir. İkincisi arkadaşlar yine neye dikkat edeceğiz? Buradaki F, e, de bir kenar ortay ve yükseklik. O zaman bu da açı ortay. Yani buradaki EC'den dolayı AC de BC'ye eşit. Demek ki bu bir eşkenar üçgenmiş. Bu yüzden bizden nereyi istese yaparız. ECB açısı neresi? Burası. 30 dereceymiş arkadaşlar. Açıortayın ve kenarortayın alanla ilişkisi olduğu için ben önce bir açıortay alanı anlatıyorum arkadaşlar temel oturması için. Sonra olayı yine alana bağlamak için açıortay, açıortay ve kenar ortayda bunlardan bahsediyorum. O yüzden hani sizin öğretilme sırası ne bilmiyorum ama benim öğretme sıram alana önce gelir sonra diğerleri gelir. Bazı kitaplarda da evet biliyorum en son alandan bahsediliyor. Bu tamamen tercih meselesi sorun değil. Şimdi ağırlık merkezi alanı arkadaşlar 6 eşit parçaya bölüyor. Bu yüzden SSSS oluyor. Eğer biz bunu arkadaşlar şey yaparsak köşelere kadar götürmezsek alan şurayı bir alayım şöyle alan 3 eşit parçaya bölünür. Zaten hakikaten bak 2S, 2S, 2S olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bu iki bilgi bizim için aşırı değerli. Biraz daha karışık sorularda soldakini, daha sade sorularda sağdakini kullanacağız. Bakın şimdi hemen göstereyim. İlk soru zaten direkt bunların 6S olduğunu gör diyor. Ve kenar ortaya olduğu için 5-5, kenar ortaya olduğu için 3-3. Böylece arkadaşlar toplam alan 10 çarpı 6 bölü 2. Ve bu 6 se eşit soru bizden 3 si istediği için e, yarısı 30, o zaman bunun da yarısı 15 olmuş oldu. Bak şimdi buraya. E, illa hemen hani ağırlık merkezi kenar ortay yorumuyla mı yapman lazım yok. Ama şunu en azından gör. 6'ya 3, 2'ye 1 oran bu birinci bilgi. İkinci bilgi BD bir kenar ortay. Bu iki bilgi birleşirse evet F kesinlikle ağırlık merkezidir. Bundan dolayı buradan geçen CE de bir kenar ortaydır böylece 5 olur. 3, 4, 5 üçgeninden BF arkadaşlar 4'tür. Ben bundan sonra şunu yaparım. Bak bu BEC'nin alanı arkadaşlar 4 çarpı 9 bölü 2. Alanlar oranı tabanlar oranından AE ile de BE birbirine eşit. Burasının da e, onlardan çıktı pardon. 2 ile çarpılması lazım. Çünkü renkle de göstereyim. Siyah bölge ile bu yeşil bölgenin alanı birbirinin aynısı. Böylece arkadaşlar toplam alan 36 gelir. Bak şimdi sınavda buna benzer bir soru sorulmuştu. İç bükey bir, bir dörtgen var aslında. iki tane üçgenle oluşturulmuş. Biz burada sadece ne yapacağız? Böyle AB'yi birleştireceğiz. Böylece burası ağırlık merkezi olacak. iki kenar ortaydan dolayı. Şöyle yaptığımız zaman da S, 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 S. Artık arkadaşlar 6S'i bulabilirim. Sinüs alan formülü AC4, BC6, 4 çarpı 6 bölü 2, sinüs 120, kök 3 bölü 2 4'ler gitti. 6s 6 kök 3 geldi. S de arkadaşlar kök 3 olmuş oldu. Temel bu yorumla yapabildik bakın. Burada ne söyleyeceğiz şimdi bakalım. G ağırlık merkezi. AG de GD'ye eşit demiş. AD 3DC'dir diyor. Şimdi bir kere zaten böyle oranlar falan olduğu zaman alanlar oranı tabanlar oranı bir yapmak gerekecek diye düşünüyorum. Bir de daha sade bir soru tamamını uzatmak yerine şunu görmeniz daha mantıklı. Bak böyle. Gördüğünüz gibi bu yeşil, bunu da çizeyim. Ağırlık merkezi tarafından üçgenin alanı 3 üç eşit parçaya bölünüyordu. Bunlar eşkenar olmadığı için eş üçgen değil ama sakın. Sadece alanları aynı tamam mı? Renkle de göstereyim. Sarı bölge, yeşil bölge ve bu siyah bölgenin alanları birbirinin aynısı. Haliyle arkadaşlar 6 çarpı 3 bölü 2'den bu alan 9 ya AG'de alanlar oranı tabanlar oranı böylece GDC'de 3 olur. Ve yeşil bölgenin alanı 12 ise siyah da 12 sarı da 12 toplam alan 36 santimetre kare olur. Burada iki tane kenar ortay verilmiş aslında sonra benzerliğe de bağlayacağız bunu ama şimdi benzerlikle yapmayayım normal alan yorumuyla göstereyim. Kenar ortay, kenar ortay arkadaşlar. Bu yüzden iki kenar ortay olduğu için ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezinin özelliği kenar ortayı ikiye bir oranında bölmesi. Böylece şu S ise bu da 2S olur. Dediğim gibi benzerliğe girmiyorum arkadaşlar. Şuraya B diyorum. Buraya da 2B diyorum. 2S ise tabii ki alanlar oranı tabanlar oranı BFC de 4S. Ve yine alanlar oranı tabanlar oranından bakın. EFC 2S geldi. B'ye 2B'den dolayı. Bundan sonra artık üçgenin yarısı bak kaç geldi? 6S. O zaman diğer yarısı da 6 s'tir. Toplamda 12 s soruluyor ve bize s 10 olarak verilmiş demek ki arkadaşlar cevap 120'ymiş. Şimdi bunu e, benzerlikte sorsam daha iyi ama yani dayanamadım buraya da koydum çünkü güzel ve çok basit bir yorum yapacağız. Hemen şunu bir söyleyeyim ama benzerlikte söyleyeceğiz ama yine de söylemem gerekiyor. Şimdi burada bir ağırlık merkezinden geçen bir paralel çizilirse arkadaşlar şimdiden bilin bu kenar ortay bu paraleli de ikiye böler tamam mı? Bundan dolayı soru da şu DG ile GF'nin eşit olduğunu bilmek yeterli. Sadece bunu görelim. Bir de ağırlık merkezi dediği için şurası 2K ise K'dır. Bunu da harflendireyim. L'ye L, ye, L ye diyelim. Bundan sonrası sorunun sadece ne? Alanlar oranı sinüslerde neye dikkat ediyorduk? Kenarların çarpımına eşittir. Bakın şimdi 2K çarpı L bölü K çarpı L'den alanlar oranı 2 diyebilirsiniz. Ben bunlarda hatta diyordum ki sinüsler eşitse hiç şunu yapma. 2KL sinüs alfa bölü 2 KL sinüs alfa bölü 2 deyip oranlayıp zaten yine bak 2 buluyorsun. Ben şunu söylüyorum. 2KL çarptım 2KL değil mi? Buraya 2S. KL'yi çarptım KL o zaman buraya S diyeceğiz sinüsler eşit olduğunda. Şöyle şunu bir yine kaydırayım. Evet burada şimdi e, bir üçgen verilmiş ama kenar ortay yok bakın ona dikkat edin. Yani sonuçta AC'ye inen DF kenar ortay değil. DF AC'yi ikiye bölüyor sadece. Yine AE bir kenar ortay değil. Ancak sen şunu çizersen buradaki AD'yi çizersen haliyle ADC'nin evet buradaki G noktası bir ağırlık merkezi olur. Bundan dolayı ne söyleriz artık orada? Şimdi birbirlerine eşit oldukları için bir kere ağırlık merkezi olduğundan burası 2k'ya k olacak. Burası böyle s'ye 2s olacak ve ne diyorduk? Bunu birleştir. Alanlar eşit. S, 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 s diye bölünüyor. Sonra dikkat. Şu yeşil bölge kaç s oldu? 3s. Sonra yanındaki sarı bölge kaç s oldu? 3s. Zaten tabanları aynı olduğu için evet bu bölgede 3s olacak. Toplam üçgenin alanı 9s oldu. 9s 54 geldi. Bizden taralı bölge isteniyor. Orası da bakın 3s 2s daha 5s yapar. Böylece 5s de 30 santimetre kare oldu. Şöyle ezber bir bilgimiz vardı 3 1 2 şeklinde. Onu zaten konu anlatımında söylediğim için hemen sorusuna bakalım. Şimdi burada çıkmış bir sınav sorusu var zaten. Hemen onu yapıp geçelim. Burada bakın iki tane kenar ortayın kesim noktasında burası ve orta taban verildiğinde ne oluyordu? 3, 1, 2. Zaten a 3 verildiği için 3a da 9 olacak. Hemen bunu yapıp geçelim. Şimdi gelelim biz e, buradaki 18. soruda hafif bir yorumumuz var. CAD açısının iki katı. CGD CAD açısına alfa dersek CGD neresi burası? O zaman bu alfa alfa olacak böyle. Böylece arkadaşlar iki iç bir dıştan GCA da alfa gelecek. İki bir üçgen oldu. Bakın bu şekilde. Haliyle ağırlık merkezinden dolayı 2K'ya K dersek ikizkenardan dolayı GC de 2K olur. Açı ortaydan dolayı T'ye 2T olur. Bu arada AD kenar olduğu için 3T ise BD de 3T olacaktır. BD'nin CE'ye oranı soruluyor. 3T bölü 2T'den 3 bölü 2 olmuş olur. Şimdi bu soruda neye bakacağız? Şöyle hafifçe yine kaydırayım. Bir üçgen verilmiş. İkiz kenar bir üçgen. Nereden anlıyoruz ikiz kenar olduğunu? Şimdi burada arkadaşlar ACDC'nin iki katı diyor. Bunlar eşit verilmiş. E bu 10'a 5'te arkadaşlar burada haliyle 2'ye 1 oran olduğu için kenar ortaya olduğunu anlatıyor bize ağırlık merkezi olduğunu bir açı ortay ağırlık merkezinden geçiyorsa aynı zamanda kenar ortaydır. Doğal olarak yüksekliktir. Burada 12 olduğu için 6 olur. 6, 8, 10 üçgeni. Şurası da 8 olacak. BC'de 16 olmuş oluyor. Yavaş yavaş. Son sayfaya geldik artık bitiriyoruz. 20. soruda kenar ortayların kesim noktası G olarak verilmiş. BG 12 santim. GD de 2 kök 5 arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre AG kaç santimdir diye soruluyor. Şimdi kenar ortayların kesim noktası dediği için lazım olur. Şunları bir yine biz gösterelim. 2 kök 5 ise burası arkadaşlar 4 kök 5. Şimdi peki AG'yi nasıl bulacağız? AG'yi bulmak için bu dik 90 dereceden bir yararlanmaya çalışmak lazım. Haliyle acaba şu BG'den bir şey yapabilir miyiz? Bir deneyelim. BG'yi uzattığımız zaman burada 12'ye 6 olacak. Kenar ortay olduğunu unutmayacağım. E muhteşem üçte oldu. Böylece 6 6 oldu. Şöyle x'i bulabiliriz artık Pisagor yardımıyla. 12 karesi 144, 4 kök 5 karesi 80, kaldı 64 demek ki 8'miş arkadaşlar. AG'nin uzunluğu. AG 8 santim, CG'de 6 santim verilmiş. AC soruluyor. Bunu iki yoldan da göstereyim size. Birinci yol normal kenar ortay formülü yapalım. Aradan bir çıksın. Şöyle bunu uzatırsak G ağırlık merkezi olduğu için A'ya 2A derim. Burası muhteşem 3'den 3A 3A olur. Unutmam. Sonra şu e, bölgeyi göstereyim. Şu yeşil bölgede Sonuç itibariyle şöyle bir harflendireyim. GT kenar ortaydır. Bak kenar ortay formülü yapıyorum sadece yeşil bölgede. Ne söyleyeceğim? 8'in karesi 64. 6'nın karesi 36 eşittir. 6A'nın karesi 36 a kare yarısı 18 akare. a kare. Sonra A'nın karesi a kare 2 a kare. Böylece A buradan kök 5 gelmiş oldu. Değil mi? 100 bölü 20'den evet kök 5. A kök 5 olduğu için de 6A arkadaşlar 6 kök 5 gelir. Bu kenar ortay formülüyle yaptığımız bir yol. Şimdi arkadaşlar bir de bunu Pisagor'la yapayım size. Bakın şimdi şöyle AG'yi uzattım. 8 burası 4. Sonra buraya A dedim buraya A dedim. Sonra yine şu CG'yi uzattım. Burada da arkadaşlar Buraya B dedim, buraya B dedim. İki pisagor yapacağım. 1, ABT üçgeninde 4B kare artı A kare eşittir. 144. 2, bir de şuraya da L diyeyim. BLC üçgeninde. Böylece o da B kare artı 4A kare eşittir. E, şurasına 3 demeyi unutmuşum. 9, 81. Taraf tarafı topladığımız zaman 5B kare artı 5A kare 225 oldu. A artı B kare arkadaşlar buradan 15 olmuş oldu. Bizden ne isteniyor? 4A kare artı 4B kare değil mi? Haliyle pardon şurayı bir düzelteyim. 225'i 5'e böldüğümüz zaman 45 demeliydik. Böylece 4A artı 4B kare 180. Kök 180 zaten 6 kök 5. Haliyle bakın formülsüz. Yine mecburen tabii ki bir yoruma ihtiyaç duyduk. Şimdi burada kenar ortay çizilmemiş, AG parçası çizilmiş, 8 santim, GH arkadaşlar 3 santim, alan ABC nedir diye soruluyor. Nasıl yapacağız? Tabii ki madem o kırık doğru kalmış, tamamlayalım şöyle, bu kenar ortayı, şöyle bir AN kenar ortayı 8 olduğu için 4 olacak. Şimdi burada alan isteniyor bizden, e, ne söyleyebiliriz bundan sonra? Çok basit olarak şunu söyleyeceğim. Bakın burası 12. Burası da 12 değil mi? Şimdi hiç benzerliğe girmeyeyim. Şimdilik. Şu GNC'ye dikkat. Taban 3 şey yükseklik 3 taban 12 bölü 2'den 18. O zaman siyah bölge 18 ise bu bölge 36'dır. 36 olduğu için de toplam bu bölge 36 artı 12'den 18'den 54 olur. Diğer bölgede 54 olur. Cevap buradan 108 geliyor. Benzerliksiz çünkü tabana paralel de çekebilirdik ama normal alanlar oranı tabanlar oranıyla gelmiş oldu. Evet burada da AD artı BE yani iki kenar ortayın uzunlukları hatta CF de vermiş. Üç kenar ortayın uzunluklar toplamı 24 olarak verilmiş. Şimdi GKC'nin çevresini bulacağız. Burada basit bir orta taban bilgisini tabii söylemek gerekecek. Bakalım buna göre. Şimdi arkadaşlar ağırlık merkezi böyle 2x'e x olacak. Hatta burası da x kendi vermiş. Sonra şöyle AE ile EC eşit. Orta nokta. Orta nokta. GE nerenin yarısı? Şöyle Y dersek KC'nin yarısı. Sonra ağırlık merkezinden dolayı 2'ye. Şöyle buraya da k dersek yine 2k. Soruda bize 3k artı 3x artı 3y 28 verilmiş. Buradan soru bizden ne istiyor? 2k artı 2x artı 2y 24 verilmişti. Böylece burası da o zaman 16 olmuş olacak. Tamamen orta, kenar ortay bir de ufacık bir orta taban bilgisi yetti.